İzmir'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben şu an güzel bir doğa arkasına geldim. Neresi mi? Aşıklar Şelalesi. Diğer ismiyle Nebiler Şelalesi. Burası İzmir'in kuzey ilçesi Dikili'nin sınırları içerisinde yer alıyor. Şelaleye girmeden önce hemen arkamda görmüş olduğunuz bu tabela dikkatimi çekti. Tabelada dünyanın farklı ülkelerinin farklı şehirlerine olan kilometre uzaklıkları belirtilmiş. Burada Londra, Kahire, Venedik, Cape Town, Tokyo ve Moskova yer alıyor. Her birinin Aşıklar Şelalesi'ne olan kilometre uzaklığı listelenmiş. Peki bunlar bizi ilgilendiriyor mu? Tabii ki ilgilendirmiyor. Beni ve sizi ilgilendiren sadece iki yer var. Bunlardan bir tanesi Dikili, diğeri Ayvalık. Burası Dikili'ye 15 kilometre, Ayvalık'a 33 kilometre. Şimdi şelaleyi görme vakti. Hep beraber şelaleye doğru inelim mi? Şelale bu arkadaşlar. Merdivenle indikten sonra şelalenin bulunduğu alana geliyorsunuz. Tam arkamda Aşıklar Şelalesi, diğer ismiyle Nebiler Şelalesi. Oldukça doğal, gürül gürül akan suyu var. Şelalenin sağ ve sol tarafları suların akması ve aşındırmasıyla muntazam görünüyor. Şelaleden dökülen suların oluşturduğu doğal bir havuz var. Havuzun arka kısımlarında insanların piknik yapmaları için banklar, piknik masaları bulunuyor. Hemen önünde bulunan bu alan çok derin değil, fakat şelalenin ilk döküldüğü kısım biraz derinmiş. Yüzmeyi tercih edenler hemen şelalenin döküldüğü alanda yüzüyorlar. Havuzun içerisinde küçük balıklar var. Aşıklar Şelalesi'nden sizlere aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Ben şelaleyi genel olarak çok beğendim. Fakat şelalenin bulunduğu bu alandaki çevre düzenlemesinden hiç memnun kalmadım. Buradaki suç tamamıyla işletme sahiplerinin ve burayı ziyaret eden vatandaşlarımızın. Bizler ne yazık ki böyle doğal güzellikleri koruyabilmeyi ve bizden sonra gelecek olan kişilerin de güzel görebilmesini sağlayabilmek adına üzerimize düşen görevleri yapmıyoruz arkadaşlar. Şelale çok güzel akıyor. Şelalenin akmış olduğu alandaki havuzun doğal görüntüsü de çok hoş. Dikili'ye veya Ayvalık'a gelirseniz burayı mutlaka ziyaret edin arkadaşlar. Görüşmek üzere.